ve Alman Tarım Birliği ile yapılan bir projedir dünyanın en büyük. Bu kadar net gelir yaratması beklenir. Tarım ve Tarım Teknolojileri paneli Boğaziçi Üniversitesi Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelde Türkiye'nin tarımda son durumu ve tarımda iyileştirilme için gelecekte neler yapılması gerektiği değerlendirildi. Tarımın finansmanı ve teknoloji paneli Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Çok karmaşık bir yapı var bir kere. İçinden çıkılması zor problemler de var. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil, yani tarım dünyanın her yerinde, hayvancılıkta, tarımda 3 aşağı 5 yukarı çok benzer şekillerde yapılıyor. Yani nihayetinde toprağa ihtiyacınız var, girdiye ihtiyacınız var, uygun hava koşullarına ihtiyacınız var. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Gökhan Özartan, çiftçilerin sorunlarının örgütlenmedeki başarısızlık olduğuna vurgu yaptı ve Avrupa'yı örnek gösterdi. Türkiye'yi özellikle daha verimli üretim yapabilen ülkelerden ayıran özelliklerden bir tanesi, ne yazık ki yetiştiricilerin veyahut da üreticilerin nispeten düşük eğitim seviyeleri, biraz yeniliğe dirençli olmaları. Çiftçiler örgütlenmede çok başarısızlar. Dünyada başarı örneklerine baktığınız zaman bir araya gelmeyi kabul etmiş ve bir arada yaşayarak özellikle daha büyük ölçekteki çiftliklerle, yani kurumsal çiftliklerle veyahut da profesyonel olarak yönetilen firmalarla rekabet edebilen çiftçi örgütlenmeleri olduğunu görüyorsunuz. Gökhan Özertan, Çiftçi TV mikrofonlarına ise panel hakkında bilgi verdi. Bugün üç ayaklı bir işbirliği yaptık. Akademi, özel sektör ve önder çiftçi bir arada. Tarımda ne tür gelişmeler var, Türkiye tarımının yaşadığı sorunlar, buna benim tarafımdan akademik bir bakış açısı, özel sektörde özellikle finans tarafındaki bakış ne durumda, onu konuştuk ve önder çiftçi tarafında da üretici tarafında yaşanan sorunlar, güncel konular nelerdir, onlar üzerine yoğunlaştık. Üreticiler şu veya bu şekilde bir araya gelmek zorundalar. Hem kendileri özellikle bugün yaşanılan yüksek maliyetlerin olduğu bir tarımsal üretim dünyasında bu maliyetleri azaltma açısından örgütlenme kendilerine çok fazla imkan sağlıyor. Ama aynı zamanda ürettikleri ürünlerin pazarlanmasında, market raflarına veyahut da tüketiciye ulaştırılmasında yine örgütler çok önemli bir araç haline ve aracı haline geliyor. Panele Tekirdağ'dan katılan önder çiftçi Özden Karaevli ise devletin çiftçiye gübre ve mazot gibi çeşitli desteklerinin olduğunu fakat bu yardımların gösterilenden çok daha farklı bir rakam olduğunu dile getirdi. Önce mazot gübre desteğine değineyim. Bakanımızın söylediği gibi biz gübrenin ve mazotun %50'sini ödüyoruz dedi. Son toplantıda beraberdik. Öyle bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Yok. 4 lira veriyor bize dekara. 4 lirayla kaç kilo gübre alırsanız siz onu hesaplayın. Ben bilmem. Soru geri geldi. Yani 2 kilo gübre dahi alamıyorum. Ben 50 kilo gübre atıyorum. O zaman 23 kilosu nerede bunu eğer %50 veriyorlarsa? Yine hesaplama araçlarıyla çalışıyorlar. Kredi süreçlerinin içinde...